Efendim Bloomberg GT ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Günlerden Perşembe. Bütün bir hafta bugünü bekliyoruz. Ve şu Perşembe gelse de iki güzel hocamızın yüzünü görsek diyoruz. Hocam şöyle bir nur yüzlü tabiri vardır. Nur yüzlü Ege Cansen ve Asaf Savaş Akat hocalarım karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama biz seni görmüyoruz. Birbirimizi de görmüyoruz. Birbirimizi de görmüyoruz. Artık idare edeceğiz hocam. Bu salgın dönemi görmeden. Bu filin değil mi? Ne filin öyle bir hikaye anlatılır ya Ege hocam. Gözü bağlı birini file mi dokunmuş? Herkes işte fil neye benziyor öyle bir hikaye var. Biri hortumuna dokunmuş, işte biri dişine dokunmuş, biri ayağına. Herkes fili farklı bir şeye benzetmiş. Bizimki de onun gibi. O hesap. Uydu mu bilmiyorum ama. Pardon. Uydu uymadı ama işte oldu. Uysa da uymasa da. Evet hocam anlattık. Hoş geldiniz bir kez daha. Valla hakikaten özlüyoruz programı şaka bir tarafa. Asaf Savaş Akat diye geleceğim seninle. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Twitter adresimiz ekranlarda. @BloombergKT. Hem Asaf Hoca'ya hem Ege Cansen'e mesajlarınız varsa buradan ben de arada iletirim. Yine bize katılın, görüşlerinizi yazın. Bu akşam ekonomi planlanabilir mi? Devlet ekonomiyi yönlendirebilir mi? Ekonomiyi kontrol edebilir mi? Devlet ekonomiyi yönetir mi, yönlendirir mi? Gibi böyle yine çok felsefi başlıklarımız var. Neden bunu konuşuyoruz? Hazır yeni ekonomi program açıklandı, YEP açıklandı. Buradan hareketle biz de Ege Cansan ve Asaf Savaş Akat'la ekonomiyi biz işte planlıyoruz ama hani planladığımız gibi oluyor mu olmuyor mu onu konuşacağız. Ben lafı uzattım, hemen Ege Cansan'a bırakayım, o anlatmaya başlasın. Buyurun Ege Hocam. Evet, şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Ben Asaf'ı 40 yıldır tanıyorum. Evet. Demin aklımdan geçirdim onu. 40 yıl. 40 yıl. Maşallah. 1980'de Banka Ekonomik Yorumlar dergisi vardı. Reisimiz de Kemal Kurdaş'tı. Orada bir danışma kurulu, yayın kurulu vardı. Beni de çağırdılar. Orada bulunan kişilerden bir tanesi de Asaf'tı. Ben daha önce adını duymuştum ama cismini görmemiştim. Sene bir tabir kaç? Var. 1980. Çok iyi hatırlıyorum. Genç bir profesör olarak gidiyordum yani. Onu da vurguluyorum. Evet. Evet. Havalıydı falan filan böyle. Allah. Şimdi bir tabir vardır. Aramızda rapor vardır. Doğru mu söyledim Asaf? Güzel. Aramızda rapor var. Yani ne dediğimizi anlıyoruz. Birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Onun için ben gayet mutluyum. Yıllardır Asaf'la böyle programlara çıkıyoruz. Ben de boyda... Egeciğim karşılıklı tabii bu biliyorsun yani. Rapor var. Asaf hocam siz Egecan seni ilk gördüğünüz günü hatırlıyor musunuz? Egecan seni ben de varlığını biliyorum yani şeyini ama tabii çok iyi hatırlıyorum o şeyin Kemal Kurdaş Hoca'nın banka ve ekonomik yorumlar. Ben 80 öncesinde çok böyle iktisat politikasından ilgilenmiyordum. İşte o dönemde daha böyle iktisat politikasına ilgilenmeye başlamıştım ki bu muhabbet açıldı ve muhabbetlerde de bize gelen genellikle aynı tarafa. Ufak tefek ayrılıklar daima yani şey vardı ama genelde aynı taraftaydık. Evet. Ben nasıl tanıdım sizi? Ben de anlatayım. Anlat bakalım. Sene 1970 falan diye başlamayacağım tabii. Biz de sizi hocam ekodiyalogdan tanıdık. Yani hem Asaf Hoca'yı hem Ege Cansen'i. Bizler o zaman öğrenciydik. İşte ortaokul, lise, üniversite dönemi. Her pazartesi miydi? Perşembe. 80'de sen ilkokulda değil miydin Barış? Da yani sen nerede? İlkokul falan. Evet. Ekodiyalog'da oturuyorduk. Hocam izliyorduk sizi. Ailecek hakikaten izliyorduk.
çok öykünüyorduk. Üniversitelere falan gidiyordunuz. Üniversite değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Üniversitelerle tabii, ya da tabii. Ticaret odaları hatırlamıyorum. Yani bir kalabalık önünde üniversiteler, çok... Üniversiteler. Üniversiteler çok daha keyifli oluyordu. Hep benim zaten hani isteğim içimizden geçen, tabii bu dönemde zaten salgın var zor. Ama onun öncesinde de böyle gidip hakikaten bir üniversite, Anadolu'yu gezip Anadolu'daki üniversite öğrenci kardeşlerimizle hep beraber keşke bu programı yapsak diye içimden geçiyor. İnşallah seneye kısmet olur. Yani harika olur. Yani Türkiye'yi hep beraber gezeriz. Biz de o dönemden biliyoruz. Asaf Savaş Akat, Ege Cansen, Eko Diyalog ekibi, bütün hocalarımıza da saygılar, selamlar. Şimdi Ege Cansen, buyurun hocam. Şimdi bu yeni ekonomi programı açıklanınca ya dedim ki ya biz bu konuya biraz tabiri caizse bulaşalım. Ama ben yani yeni ekonomi programını irdelemek açısından değil. O fazla politize bir konuşma oluyor. Biraz değinebiliriz ama amacım o değil burada. Bu 3 yıllık plan, 3 yıllık program, yıllık bütçe, yok 5 yıllık plan gibi ekonomiyi devletin ya da devlet adına ekonomiyi yönetenlerin öyle tabir edilir. Ekonomi çarı denir bazen. Ne yapabilirler, ne yapamazlar. Bir de geçmişte de ne vardı, ne yoktu. Yani bu ekonomiyi yönetme açısından onlar üzerine biraz sohbet edelim istedim. Önce iki tane hatıramı anlatayım size. 1956 yılında ben İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı bir gazetecilik enstitüsü vardı. İşte öğleden sonralar oraya gittim. Yani bir doğru dürüst talebelik yapmadım ama işte meraklı birisi olarak gidiyordum. Esat Tekeli adında bir maliye hocamız geldi. Esat Tekeli Maliye Bakanlığı müsteşarlığı yapmış falan. 1896 doğumlu. Bize bütçeyi anlattı. Bir cümlesi aklımda kaldı. Benim zihnimde böyle bir şey var. Cümleleri ezberliyorum. Dedi ki bütçe bir sayılar dizisi değildir. Bir niyetler, arzular dizisidir. Şimdi bu benim demek ki aklımda kalmıştır. Hep bütçe deyince mesela bugün planda da işte enflasyon şöyle olacak, böyle olacak. Bir sürü rakamlar var. Hemen böyle çok rakam görünce diyorum ki Esat Tekeli hocayı hatırlayayım. Ben bunların ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Ben veya bununla ilgili kişiler. İkinci hatıramda 1965'in başında ben işte burslu öğrenci olarak Amerika'ya gittim. Ki Türkiye'de çalışmıştım. Hatta müdür olmuştum falan filan. Askerlik yapmıştım. İlk iktisat dersine girdik. Makroekonomi diye bir dersi. Hoca dedi ki biz bu okul, gittiğim okul da şöhretli bir iş idaresi okulu. Wharton mıydı? Wharton, evet. Bu Pennsylvania Üniversitesi. Amerika'da doğu sahilinde 8 tane üniversite vardır. Binaların üzerinde sarmaşık olduğu için bunlara sarmaşık ligi deniyor, Ivy League. Bu da onlardan bir tanesi. Amerika'da böyle dini eğitimle ilgisi olmadan kurulmuş tek tük üniversitelerden bir tanesi. Kurucusu da Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, hani bu paratoneri bulan adam var ya, işte o kurmuş onu. 1776 kuruluşu. Yani bayağı eski bir üniversite. Hoca dedi ki biz burada size şirketlerin planlamasını anlatacağız. Ama yine biz Amerika'da ülkenin planlamasını sevmeyiz dedi. Yani makro planlamaya
Bundan hiç hoşlanmayız. Ama ne tuhaf ki size burada biz mikro planlama anlatacağız dedi. Bunu kafanızda bir düşünün dedi. Bir de bu hatıra aklıma gelmiştir hakikaten. Çünkü ben Amerika'ya gittiğim zaman Türkiye'de bu 5 yıllık planlar başlamıştı. İşte 60 askeri harekatından sonra devlet planlama kurulmuştu. Bizim okulumuz yani ODTÜ'de bu devlet planlamanın aynı bahçenin içindeydi. Meclisin arkasında. Böyle bir çelişkiden de bahsetti. Şimdi bunları birleştirirsek bu olay nereye kadar geldi? Kabaca 1980'e kadar bütün dünyada az veya çok, tabii sosyalist bloku söylemiyorum. Onlar zaten planlamacı. Ama Avrupa'da, Hollanda'da, Hollanda'da diyorum çünkü ODTÜ'nün İdari İmla Fakültesi'nin iktisat bölümünün bütün hocaları Hollanda'dan gelmişti. Biz de Rotterdam'daki iktisat enstitüsüne gitmiştik yazın. Şimdi bizim devlet planlamanın kuruluşunda da onlar danışmandılar. Sonra karıştırdım, bugün de biraz baktım. Her yerde bu planlama bitmiş artık. Hatta aynen böyle söylüyorlar. Diyorlar ki 1980'lere kadar böyle bir makro planlama fikri vardı ama artık bu yok yani 80'den sonra. Bu da ilginç bir şey. Peki program var mı? Evet. Program var. Şimdi bu cümleyi söyleyip bundan sonrasını Asaf'a bırakacağım ben. Baktım kimler ne program yapıyor diye. Mesela şimdi bu koronavirüsün yarattığı sorunları çözme programları var. İşte bu plan diyorlar, program diyorlar. Aynen. Bu uyandırma, stimulus, teşvik programları var. Baktım her yerde var bundan. O zaman dedim ki demek ki şimdi kavram şuna gelmiş. Ortada bir sorun varsa bir planlama yapmak lazım. Niçin? Çözüm için. Şimdi Almanya mesela bu çevre kirliliğiyle ilgili artık havamız temiz olsun diyor. Nükleer santrallardan da vazgeçecek. Bu termik santrallardan da mesela diyor ki şu kadar senede temiz enerjiye geçeceğiz. Şimdi böyle şeyler var. Bir de dediğim gibi bu salgın hastalıklardan sonra konan programlar var. Evet. Soru. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorun ne? Çözüm ne? Bu plan, bu program buna hitap ediyor mu? Asaf'cığım bak epeyce karıştırdım konuyu. Buyur meydan senindir. Buyurun Asaf Hocam. Hocam nasıl çıkacağım ben bu işin içinden yani bir kere şimdi hatıra arıyorum bir taraftan yani senden baş etmek için. Şimdi ne anlatayım ben de ne hatıra anlatayım. Asaf Hocam ben ikiniz de yani böyle çok çok zengin ailelerin çocukları yurt dışına Amerika'ya okumaya göndermişler değil. Ben bir hatıra hemen yani Ege Hocam da bursla gitmiş yurt dışında okumuş kendini geliştirmiş. Siz de AFS bursuyla değil mi Asıf Hocam yanlış bilmiyorsam. Siz de bursla Amerika'ya gidip okudunuz. Burs bakımından bir sorunum olmamıştı. Zaten Galatasaray Lisesi'nde de o zamanki tabirle leyli meccani denirdi. Yatılı burslu okumuştum. Galatasaray Lisesi aslında eğitim bedavadır. Burs dediğimiz yani şey sadece ve sadece yatılı yani yeme içme. Isınma masraflarını şey yapar. Oradan AFS, American Field Service. O da bir burstu. Amerika'ya gittik. Sonra OECD bursuyla da 2 sene. Bir sene İstanbul Üniversitesi'nde. Bir sene de London School of Economics'te çalışma yaptım. Yani burs açısından bir sıkıntımız olmadığı söylenebilir. Yani oradan hatıra olarak çok burs hatıram vardır. öyle diyebilirim. Şeyden şimdi Ege Hollanda'dan bahsetti ve işte öneminden bahsetti. Tim Bergen önemli bir isimdir bu planlama olayında. Şimdi şöyle düşünmek lazım yani Birinci Dünya Savaşı öncesi
tam anlamıyla bir yerde böyle bir çıplak bir kapitalizm, bir piyasa ekonomisi var. İşte bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Anglo-Sakson dünyasında Almanlar o zaman da korumacı. Yani korumacılık anlamına piyasa ekonomisi o kadar da yaygın değil. İşte şeyde korumacılık az, İngiltere'de yok ama mesela Almanya'da çok güçlü korumacılık duvarları var. Sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında tabii bu önemli bir şey geliyor. Dünya tarihine önemli bir değişiklik geliyor. Bu da işte Sovyetler Birliği. Yani Bolşevikler Rusya'da iktidarı ele geçiriyorlar. İktidarda kalmayı beceriyorlar. İç savaşı kazanıyorlar. Evvela böyle bir işte yeni ekonomi program biraz böyle bizim devletçiliğe benzer. Yani devlet mülkiyeti kısmı var, planlama kısmı var ama piyasa da çalışıyor. Özel mülkiyet var bir tarafta. Biraz sonra işte planlarla Stalin, Lenin ölüyor. Stalin'in meşhur planları 30'ların başında devreye giriyor. Aynı dönem bir tarafta işte tam kolektivist diyebileceğimiz, yani özel mülkiyet de yok, piyasa da yok. Devlet mülkiyeti var ve merkezi planlama var. Böyle bir yapı orada. Aynı dönemde şeyde batıda da gelişmiş ülkelerde de özellikle Anglo-Sakson dünyayı feci halde vuran büyük buhran var. Amerika'da 1929 değil mi? 1929, 30-31. O arada Almanya'da Hitler iktidara geliyor. Hitler gene yoğun kamu müdahalesi ama kapitalizm, ama bir taraftan piyasa da var ama çok yüksek koruma duvarları. Zaten herkes koruma. Yani olayı o da işte İkinci Dünya Savaşı'na götürüyor. O dönemde sonradan unutuldu bunlar ama acaba piyasayla beraber sosyalizm mümkün olabilir mi? Yani devlet mülkiyeti olsun ama merkezi planlama yerine piyasa olsun. Böyle arayışlar da var. Oscar Lange önemli bir şeydir. Böyle ekoller var yani kendi sosyalistler içinde de. Sonra Polonyalı. Ama İkinci Dünya Savaşı sonrasına yani geldiğimizde İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da planlama arayışı çok yoğundur. Yani çok sayıda ülkede bir plan yapalım şey vardı. Şimdi sadece o değil. Tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasına geldiğinizde çeşitli sebeplerle, bunların içinde işte savaşın beklenmedik etkileri filan da olabilir. Devlet mülkiyeti de çok yaygındır. Yani 1950 yılına baktığınızda aşağı yukarı Amerika'ya hariç tutarsanız, Amerika dışındaki gelişmiş ülkelerde yani Avrupa'ya baktığınızda demir yolları devletindir. Telefon devletindir. İşte hava yolu şirketleri devletindir. Bankaların bir kısmı Fransa'da filan devletindir. Bir takım hatta sanayi şirketler böyle, onlar da yani şey anlamına da mülkiyet anlamına da devlet mülkiyetinin bir payı vardır. Almanya'da biraz daha azdır ama orada da yani elektrik üretimi büyük ölçüde devletindir. Almanya'da da demir yolları tabii devletin, telefon tabii devlet, posta filan böyle şeyler. Ya yani böyle bir dönem, o dönemde planlama. Orada da şey Hollandalılar hep öndedir. Bu planlama anlayışı hem piyasa olsun ama piyasanın eksik kaldığı yerlerde kamu müdahale etsin şeklinde bir anlayıştı. Ege'nin de söylediği gibi bu 50'li 60'lı yıllarda epey yaygındı. Türkiye de işte ondan yararlandı. Fakat daha sonra hem bu devlet mülkiyetinde genelde bir Avrupa dahil bir azalma gördük. Yani şimdi işte bütün hava yollarında artık devlet şirketi galiba kalmadı gibi. Bütün hepsi özelleşti. Demir yolları özelleşti, büyük ölçüde özelleşti. Telefon zaten özelleşti her yerde. Bütün bu haberleşme sistemleri özelleşti. Bankalar bir krizde biraz alındı, bir iki banka ama onlar da şey yaptı. Yani devlet mülkiyetinde de ciddi bir gerileme oldu. Bu planlama anlayışı da biraz bir anlama terk edildi ama bu bir anlama terk ediliyor. Aynı anda tabii İkinci Dünya Savaşı'nda bir taraftan yani devletin hem mülkiyeti azalırken hem de piyasalara müdahalesi azalırken özelleştirmeler ve işte bu arada korumacılık çok önemli bir müdahale. Korumacılık duvarları Avrupa'da bir Avrupa Birliği işte UNCTAD, sonra Dünya Ticaret Örgütü, yani dış ticaret serbest bırakılırken o da çok istisnai bir durumdu. O arada ilginç olan tabii gelir dağılımına yönelik müdahaleler de müdahalesi de devletin gene Avrupa'da refah devletleriyle çok arttı. Yani
ilginç bir şey var. Mülkiyet azalıyor. Piyasanın mal hizmet üretime müdahale bir taraftan azalıyor. Fakat gelir dağılımına müdahale de artıyor. Özellikle sosyal devlet dediğimiz, yani sadece işsizlik sigortası değil, işsizlik sigortası, emeklilik sigortası, eğitimin yaygınlaşması, bedava eğitimin yaygınlaşması, bütün bunlar son derece önemli gelir dağılımına yönelik. Müterakki vergiler, yani bildiğimiz refah devleti şey. Böyle farklı farklı gelişmeler birden oluyor. Ege bunu mu bana soruyordu bilmiyorum ama yani şimdi tabii burada bir yerde eksenleri görmek mümkün. Yani ne tip eksenler var dediğimizde, bir eksende tabii devlet üretime mülkiyet mal sahibi olarak ne kadar katılıyor? Yani devlet firmaları olacak mı? Değil mi üretimde? Gelişmekte olan ülkelerin de özel bir durumu var. Onu da unutmamak lazım. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle ağır sanayi, büyük sanayi, işte yeni şeyler, sektörlere filan devlet şirketleriyle giriyorlar. Yani bir de o var tabii. Bir üretimde devlet olabilir. İkincisi, devlet üretime girmez. Fakat piyasayı yoğun biçimde yönlendirir. Bir ulusal tercih kümesine göre ikinci olabilir. Üçüncüsü bir de piyasayı da yönlendirmeyebilir. Mülkiyet de olabilir. Bu ikisini de yapmadan ne yapabilir? Ciddi şekilde gelir dağılımını, geliri yeniden dağıtabilir. Şimdi fiili devletlerde tabii bunların hepsi biraz oluyor. Bazılarında biraz daha fazla devlet mülkiyeti, kimisinde daha az denir. Bazılarında daha fazla piyasaya müdahale, dirijist deniyor onlara. Diğerlerinde daha az. Bazılarında biraz daha fazla korumacılık, biraz daha az korumacılık. Bazılarında biraz daha fazla refah devleti, evet. Bazılarında biraz daha az refah. Yani bu eksenler üzerinde devletin bir sürü şey. Bunların hiçbiri yeni de değil. Yani 100 yıldır, 200 yıldır. Bu tartışılan konular ve böyle belli bir dalgalanması da olan, yani biraz bir devlet öne çıkıyor sonra geriye gidiyor. Şey yapıyor diye mesela düşünebiliriz bunları. Mesela Asaf Hocam, hani son dönemde kriz dönemlerinde devletin yine öne çıktığını görüyoruz. Hem işte yönlendirme açısından ya da sahip çıkma açısından da hava yolları dediniz. İşte bu koronavirüs döneminde Avrupa'da birçok havayolu şirketine devlet sahip çıkıyor, ortak oluyor. Ya da Amerika'da 2008 kriz sonrası bankaların kurtarılması ya da birleştirilmesinde doğrudan yönlendirici oluyor. Ya da işte Almanya'da bazı kriz döneminde bankalara sahip oluyor. İngiltere'de doğrudan hakikaten sahibi olduğunu görüyor. Bu geçmişte oldu. Bizde de TMSF oluyor mesela. TMSF devralıyor değil mi? Bizde de biraz devlet işin içine girdi geçmişte. Bizim bankacılık geçmişte krizleri yaşadığımız dönemlerde. Evet, şu an neyse ki o dönemleri iyice atlattık. Ege Hoca'ya yeniden döneceğim. Bu hocam yönetilir mi, yönlendirilebilir mi? Oraya geçebiliriz. Ekonomi yönlendirir mi, yönetir mi? Ne yapar devlet? Şimdi önümde gazetenin, Hürriyet Gazetesi'nin dünkü sayfası var. Şöyle bir başlık var. Hazine Bakanı Albayrak 3 yıllık yeni ekonomi programını açıkladı. Evet. Yani burada şöyle bir hava var değil mi? Yani merkezden bir nevi yönetim gibi. Tabii biz aslında ne olup olmadığını aşağı yukarı biliyoruz ama ekonomi programı, yani piyasaya bırakılmıyor ekonominin nereye gidileceği de, merkezden devlet işte ekonomiyi belli bir programa bağlıyor. Hatta aşağıda kocaman bir cümle var. İşte ekonominin yeni rotası. Rotayı kim çizer? Kaptan. Kaptan çizer. Değil mi? Evet. Demek ki ekonominde kaptanı bir var. Kaptanı var yani. Evet. Şimdi tabii bu ekonominin rotasını çizince sadece şunu söyleyeyim de, bunlar gazetecilerin belki bulduğu kelimeler. Yani uydurmuyorlar ama bu illaki Hazine Bakanı'nı bağlamaz yani. Bu Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık. İşte ekonominin yeni rotası. Şimdi rotayı çizdiniz mi, dümeni ona göre tutmanız lazım. Yani mantık olarak söylüyorum. Hocam dümeni tutacaksın da bunun fırtınası var. Sakin, sen rotayı çiz. Çıktın yola.
3-5 saat geçti, çıktı fırtına. Ben illa rotadan mı gideceğim? Yani rotamı çizdim. Değiştirmem mi diyeceksin? Rotayı değiştireceksin mi? Nasıl olacak bu iş? Tamam, rota kaptan. Ama bir de yol ve hayat şartları var, hava şartları var. Bilmiyorum neden. Yani mesela diyelim ki gemi İstanbul'dan kalktı, İzmir'e gidecek. Fırtına çıkınca Atina'ya mı gidiyor? Atina'ya çıkmıyor da biraz limana doğru, bilmiyorum, yanaşır belki hocam. O başka. Onlar, onlar tabii ki kaptan ona göre denizcilikte tramvala denir, oluyor, gider gelirsin falan filan. Ama yani neticede bir çıktığın nokta vardır, bir de varacağın nokta vardır. Evet. Arası kaptanın maharetine kalmış. Ama bu rotadan çıktığı anlamına gelmez. Yani bir geçici olarak çıkabilir. İşte tramvalada kaldı denir, limana sığınır falan filan. Ama bir yerden kalktı bir yere gidiyor. İstanbul'dan kalktı İzmir'e gidiyor, Mersin'e gidiyor. Ya Trabzon'a gidiyor, yani Londra'dan kalktı bilmem New York'a gidiyor. Yani şimdi böyle bu demek ki bir rota diyor bak. İşte ekonominin yeni rotası. Yeni rotası. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey seziyoruz. Yeni rota deyince ya eskiden de bir rota vardı değil mi? O rota ben çok memnun değilim. Mantıken öyle olması lazım hocam. Değil mi yani? Yani yeni rota diyorsa eskiden de bir rota vardı. Mantıken öyle olması lazım. Yani, belki gidilecek liman değişmedi de rota değişti. Belki eski rotada çok fırtına vardı falan filan. Yeni rota, yani hedef varılacak liman değişmedi de rota değişti gibi. İşte ekonominin yeni rotası. Hocam girelim rotaya artık hadi. Konuya şimdi, girelim. Rotadan çıkalım, konuya girelim. 10 dakika daha konuşacak. Program bitecek zaten. Aynen hocam. Yani, rotadan yani. Bu arada hocam gazetenin manşeti işte ekonominin yeni rotası. Onu da hatırlatayım. Evet evet. Bir kez daha i̇şte ekonominin yeni rotası. Evet. Şimdi tabii kapitalist sistem içinde ekonomi yönlendirilir ama yönetilmez. Yönetim deyince spesifik hedefler koymak gerekiyor. Onları da tutturmak mümkün olmuyor. Zaten bu yüzden de ekonomi yöneticileri ağır şekilde eleştirdiler. Bakın ne dedi, ne oldu, öyle dedi, böyle oldu. Enflasyon hedefi tutmadı, bilmem ne tutmadı. Şu tuttu, bu tutmadı diye. Belki de zaten yani bu kadar da belirli hedefleri koymamak lazım. Hani yoksa işte herkes eline kaleme alıyor. Geçen sene bunu demiştim, bu sene bu oldu diye. Halbuki bu netice itibariyle genel bir hedefe doğru gidecek bir hadise. Şimdi bu planlama fikri, yani zaten ben önce plan mı dedim, baktım program. Zaten program daha dar bir şey. Türkiye'de biliyorsunuz 60'tan sonra bir devlet planlama teşkilatı kuruldu. Sonra gitgide bunun önemi azaldı, etkisi azaldı. Galiba Kalkınma Bakanlığı haline dönüştü. Babacan geldikten sonra o da bir 3 yıllık bir planlar, yani 1 yıllık bütçe yetmez. Şimdi bu programlar da öyle. Bir kendi iç tutarlılığı olan klasik tabiriyle kamu için emredici, özel sektör için yol gösterici yine bir planlama fikri var. Yani tabii bu eski bir, yani Sovyetler ya devletçi sistemlerdeki gibi değil ama evet, yine de böyle bir bulunduğumuz yerden çok mutlu değiliz. Yahut mutlu bile olsak bir yere gitmek istiyoruz. O zaman da işte rota çiziliyor, plan yapılıyor. Böyle bir anlayış, yani ekonomiyi yönetmek deyince hatta ne denir mesela, ekonominin kaptanı kim?
Yani hep bu benzetmeler vardır. Ekonominin kaptanı, işte ekonominin rotası. Böyle bir ekonomiyi yönetilir bir yere doğru götürülür şeklinde anlayışlar var. Tabii şimdi bu kapitalist sistemde, sosyalizmde ki ona devletçilik de denebilir. Onların adı zaten planlı ekonomidir. Yani ekonomiler ya planlıdır ya rekabete açıktır. Hatta bir tabir vardır İngilizce'de. Biri competition, rekabet. Öbürü de computation, hesaplama. Yani ne mükemmel rekabet vardır, ne mükemmel hesaplama vardır. Hepsi bu yanılabilir. Mümkün değil. Bütün ekonomilerde zaten bir yerde melez oldu. Karma ekonomi haline geldi. Şimdi Türkiye'nin bugün karşılaştığı en mühim problem ne? Şimdi biraz önce dedim ya, ben Batı ülkelerine baktığım zaman mesela pandeminin yarattığı bir sorun var. Ekonomi daralmış, işte gelirler azalmış, işsizlik artmış. Şimdi sorun varsa bu sorundan çıkmanın bir planı yapılabilir. Yapılmalıdır da. Şimdi sen de biraz önce dedin ya, birçok konuya devlet müdahale etmeye başladı. Evet. İşte hava yollarını kurtarıyor falan. Peki o zaman şu soruyu soralım. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorun ne bu pandemi dışında? Ben önce fikrimi söyleyeyim. Asaf Hoca da isterse onun üzerinden hemen hocam ilerlesin. Şimdi ben Türk ekonomisine baktığım zaman ana sorunu bir türlü ödemeler dengesini tabiri caizse dengeye getiremiyor. Tabir iki defa denge oldu ama tutturamıyoruz. Acaba bugün Türk ekonomisini yönetenlerin stratejik hedefi ödemeler dengesini dengeye getirmek olmalı mı? Ben olmalı diyorum da ama mı diye de soruyorum. Ya bir hedef seçelim yani. Planlama yapıyoruz, yeni rota. Rota ne demek? Çıktığımız yer belli, gideceğimiz yer belli. Tamam. Herkese soruyorum, Asaf Hoca'ya da soruyorum. Ya kaptan sen olsan, sorunu ne görüyorsun? Türk ekonomisini nereden alıp hangi limana götürürsün? Rotam ne oldu? Biraz mesaj okuyayım mı? Oku bakalım. Oku, oku. Twitter'dan, @BloombergKT'den gelen mesajlar hocam. Tabii bu akşam soru sormadık. İzleyicilerimiz kendi gönüllerinden kopan mesajlarla bizlere katılıyorlar. Diyor ki Damla Hanım, tarih tekerrürden ibarettir. Deneyimli ve bilgili hocalarımızın fikirlerini dinlemek iyi geldi. Yani sizlere, siz iki değerli izleme tarih de diyor olabilir konumuz. Tarih dinliyoruz tarih diyor. Tarihi hocalarım. Şimdi bir başka izleyicimiz Faruk Bey diyor ki bütün limanlar gemiler sığınsın diye yapılmıştır. Fakat hiçbir gemi limanlara sığınsın diye yapılmaz demiş. Çok özlü bir söz söylemiş hocam Faruk Bey. Sibel Hanım diyor ki ne kadar güzel hanımefendi, izleyicilerimizi bolca takip ediyor. Siz üçünüz cansınız demiş. Keşke hiç bitmese program. Aa, bu bize övgüymüş. Bunu da yanlışlıkla okuyuverdim. Bir başka izleyicimiz Mehmet Bey diyor ki hocam Ümit burnundan değil Süveyş kanalından gidelim diyor. Fazla diyor uzatmayalım yolu, doğrudan gidelim demiş bir izleyicimiz. Erhan Bey diyor ki Barış Esen almışsın iki tane pamuk gibi konuk diyor. Sormadan her şeyi cevaplıyorlar. İşin işte. Vallahi hakikaten pamuk gibi hocalarım. Sağ olsunlar. Şunu da okuyayım hadi. Salih Bey diyor ki kaynak sıkıntısı varsa ekonomide yönetilir. Ekonomide kaynak sıkıntısı yoksa yönlendirilir. Bu da güzel bir mesaj. Hakikaten yönetilir mi, yönlendirilir mi diye başlığı atmıştık. İzleyicilerimiz efendim bizlere katılıyorlar. Şimdi buyurun Asaf Hocam, Ege Hocam size sormuştu. Araya gitmeden bir değerlendirme alalım. Evet, yani Ege tabii sorunun cevabını biliyor benim ne diyeceğimi.
Onun için aynı şeyi söylüyorum. Valla çok merak ediyorum. Yani Türkiye ekonomisinin bu yeni değil. Bu Türkiye ekonomisinin son dönemdeki çalkantılarının da gerisinde bir türlü bu burada yapılması gereken bir tercih var. Yani bir ödünleşme var daha doğrusu. Kısa dönemde biraz fedakarlık yapıp uzun dönemde daha sağlıklı bir büyüme rayına oturmak mümkün. Ama kısası hem ben kısa dönemde fedakarlık yapmayayım hem de o uzun dönemde sağlıklı olacak raya oturayım derseniz o olmuyor. Türkiye ekonomisi bu açmazı sürekli yaşıyor. Bunun da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin işte daha çok konuştuk burada. Çeşitli nedenlerle tasarruf şeyinden de kafa bulduk daha geçen hafta değil mi? Yani işte bir sürü şeyini anlattık. Türkiye çeşitli nedenlerle iç pazarı canlandıran, iç pazara üretim yapan, özellikle inşaatlı, hizmetli vesaire sektörleri daha çok teşvik eden, dolayısıyla ihracatı ve sanayiyi daha az teşvik eden bir iktisat politikaları uyguladı. Bunu bilerek yaptı, bilmeyerek yaptı bile önemli değil. Yani dış konjonktürden kaynaklı. Ama netice itibariyle bu sürdürülemez bir noktaya geldi. Yani çünkü sorun biriktirdi bu. Biriktiren sorun da biliyoruz. Biriktiren sorun bilançolarda kur riski olarak birikti. Özel sektörde kur riski bilançolarında birikti. Ülkenin bilançosunda birikti. Bilançolarda sorunlar oluştu. Borçluluk arttı vesaire. Şimdi buradan çıkmak lazım. Ve ekonominin dış açık vermeden, yani artık iç pazara değil sadece dış talebin çektiği, dolayısıyla hizmetlerin sanayinin değil, imalat sanayinin çektiği, döviz kazanan faaliyetlerin çektiği bir büyüme şehre gitmesi lazım. Dolayısıyla bir kere raya girsek ondan sonra hızlı büyüyebilecek ama onu geçişi de finansal istikrarı bozmadan, enflasyonu işte şey yapmadan, bu ekonominin bir sürü dengesizliği var. Bu böyle bir açmaz da. Ve bunu çözmesi lazım Türkiye'de. Yani yeni olacaktı, şu olacaktı, bu olacak, gidecek yer belli. Hem dış açık vermeyecek, hem de hızlı büyüyecek. Çünkü büyümeden vazgeçersen dış açık sorununu çözüyorsun. Küçülünce işsizlik de artıyor, dış açık, ithalat duruyor, dış açık kalmıyor. Bu çözüm değil. Biz ne istiyoruz? Hem hızlı büyüsün, hem de dış açık vermeden hızlı büyüsün. Buraya gelmek lazım. İşte baktığınız zaman zaten dünyada uzun dönemde hızlı büyüyen bütün ülkeler, istisnası yok, uzun dönemde yüksek büyüme tutturan büyük ülkeler hepsi dış açık vermeden, hatta giderek dış fazla vererek büyüyen ülkeler. Yani bu iki kere iki dört eder gibi bir şey. Dolayısıyla buraya nasıl geçecek zorunlu var. Bu programa gelince, şimdi Türkiye açısından baktığımızda şeyleri, kısıtları unutmayalım. Şimdi biz gümrük birliğindeyiz. Yani zaten piyasayı istemiyorum deme böyle bir şeyin yok. Gümrük birliği dediğin Avrupa Birliği şeyi sınırlıyor. Artı fiilen Türkiye'de devletin üretimde çok az payı var. Yani devletin emir vererek sen onu öyle yap, sen bunu böyle yap değil mi? Kendi şirketine gücü yeteri yok. Nitekim bunu şeyde gördük son dönemde, mesela banka kesiminde gördük. Devlet talimat verdi hükümet. Bankalar açtılar kredi şeyleri, musluklarını. Özel bankalara talimat verdi, açmadılar. Veremiyor zaten. Yani hem mülkiyet yapısı Türkiye'nin özel mülkiyetten dolayı, hem piyasa yapısı gümrük birliği ve şey nedeniyle öyle fazla planlamaydı, müdahaleydi filan. Oraya bir takım sınırlar getiriyor. Nitekim. Ege'nin sözünü ettiği bu şimdi yeni ekonomi programı olan aslında orta vadeli program. Ege baştan söyledi, bütçe dedi. Bütçeye bütçede belirsizliği azaltmak amacıyla getirilmiştir. Yani eskiden bir yıllık bütçe yapardı. Oradaki sorun da bir yıllık bütçe yapınca hükümet bu sene iyi bütçe yaptı. Yani seneye iyi bütçe yapacağı ne malum? Belki kötü bütçe yapar. Bu bir belirsizlik getiriyor. O belirsizlik ne yapıyor? Risk primini arttırıyor. Risk primi ne yapıyor? Faizleri yükseltiyor. O da ne yapıyor? Ekonomiyi aşağı çekiyor vesaire. Şimdi onun için dendi ki biz bütçeyi bir yıllık değil aslında 3 yıllık yapalım. Yani bir hükümet bütçeyle ilgili ekonomik aktörlere, otomotiv sanayine, tekstil sanayine, bütün sanayicilerine, evet,
şahsa yani ekonomik aktörlerin tümüne, finans sektörüne, bankalar bilsinler ki bütçe, maliye politikası sadece bu yıl değil, sonraki iki yılda da böyle gidecek. Önlerini görsünler, daha fazla yatırım yapsınlar. Onun için adı bunun orta vadeli programdı. Peki. Bir bütçe. Nitekim hatırlarsanız bir ara bir böyle mali kural, daha da sıkı bütçeyi bağlamak çabaları da oldu, o geçmedi ayrı dava. Bu net yetmezli oldu. Onun dışında bunun böyle fazla bir mana ve emniyeti yoktur. Yani bu orta vadeli program ya da ekonomik program. Ciddiye alınacak tek şey hükümetin bütçeyle ilgili söyledikleridir. Geri kalan tahmindir. Peki. Bu tahmini de bürokrasinin iyi yapma ihtimali ya da siyasetçinin iyi yapma ihtimali fevkalde düşük. Peki. Onun için tutmaz da. Daha bir geriye doğru git. İlk baştan itibaren bir sonra ekonomiyle ilgili hiç tutturmuş bu. Tutturamamış. Nerede? Neyse sen reklama gideceksin galiba. Bari. Aynen hocam. Peki hadi reklama buradan devam edelim. Evet evet. Ege hocamla da bugün telefonla konuştuk. Aynı şeyi ben de. Ege hocam işte ya, özel sektöre yön göstersin falan. Tamam hocam da dedim. Rakamları açıklıyorsun. Varsayımları yapıyorsun. Hedefleri koyuyorsun. Yapmadığında ne oluyor? Özel sektöre yön göstermiş mi oluyorsun dedim. Hocam bu benim soruma yanıtı bir aranın ardından versin. Devam ediyoruz ekonomik görünüme. Profesör Doktor Asal Savaşakat ve Ege Cansen'le son bölüme girdik. Uzatmadan ben Ege Cansen'e sözü bırakayım. Asaf hocam dedi ki Ege hocam aslında siz de bugünkü telefon sohbetimizde benzer bir şey söylediniz. Bu özel sektöre işte yön göstersin. Özel sektör önünü görsün. Tamam da sen bu programı yap mesela bu yani X ülkesi için diyelim. Program Asaf hocam dedi ki genelde tutmuyor, tutmayabilir X ülkesinde. Şimdi tutmadıktan sonra özel sektör tam tersi hata belki yapabilir. Oradaki rakamlara ya da işte rotaya baktığında böyle bir risk yok mu? Dolayısıyla çok önemli aslında, önemli değil mi program, plan artık adına her ne denirse özel sektörü yön göstermesi açısından? Şimdi ekonominin üç grubu vardır diyoruz. Hane halkı yani vatandaşlar işte hane halkı deniyor. Firmalar bir de kamu, devlet. Şimdi bir defa devletin yani kamu kesimi diyelim, devlet diyelim. Önce kendini bir anlasın. Bravo. O ne demek hocam? Önce kendinden başlasın gibi. Evet yani şimdi bir ekonominin tamamını planlamak var. Hmm. Bir de devletin kendine planlaması var. Yani kamu kesimi planlasın. Planlasın ki daha doğrusu kendini angaje etsin. Ne yapıp söylesin bunu yapacağım, bunu yapmayacağım. O zaman firmalar yani özel kesim, esas üretici güçler ki Türkiye'nin netice itibariyle bir piyasa ekonomisidir. Avrupa Birliği'nin işte aday ülkesidir. Yani burada bütün her şey devlet tarafından planlanıyor, yapılıyor değil. Yani gerçi çok karışıyorlar ama yine de zemin olarak baktığımızda yatırım kararları, tüketim kararlarını hem hane halkı hem özel firmalar alıyorlar. Ama devletin bu arada kendini açıklaması lazım, bağlaması lazım. Yani şunu yapacağım, şunu yapmayacağım, şu kadar yapacağım. Yani buna baktığımız zaman bir kamunun gelir gider dengesi, bir yatırım tasarruf dengesi, bir döviz dengesi. Ki Türkiye'nin en kritik sorunu döviz dengesidir. Bu konuda ne yapacağını koysun ki geri kalan iki oyuncu yani halk ve firmalar ona göre onlar da pozisyon alsınlar. Fiyat çapasını o listeye fiyat çapasını da ekle yani enflasyon da başlı başına bir sorun. Tabii. Fiyat çapasını tabii. Yani devlet fiyat çapasını tutturacak mı yoksa bırakacak mı çapayı?
Bravo. Zaten şöyle söyleyelim. Devletin... Ona da ne zaman tutturmuş diye söyleyenler olabilir. Tabii yani. Efendim. Sabıkalı yani. Yani ağır sabıkalı. Fiyat çapası açısından çok sabıkalı bir devlet. Buyurun Ege Hocam. Şimdi çok iyi oldu. Asaf'ın hatırlattı. Ben de notlarıma bakıyorum. Çok not almışım, karıştırıyorum. Bazı şeyler için çok laf var. Şimdi neticede devletin bir mali politikası vardır. Bir de devletin içinde ama dışında bir de Merkez Bankası vardır. Yani bu enflasyonla mücadele büyük çapta Merkez Bankası'nın işidir. Ama yani tabii devlet onun oyununu bozabilir. Yani Merkez Bankası'nı da o kadar suçlamayalım. Tabii ki bu yani enflasyon başlı başına zaten bir istikrarsızlık kaynağı. Yani o bakımdan yani kendini angaje etsin derken devlet enflasyona sebebiyet verecek davranışlarda bulunmasın. Zaten sıkıntımız önce devlet bu konuda ipin ucunu kaçırıyor. Zaten devlet kaçırınca cemaat de arkasından gidiyor. Ve bir türlü bu enflasyon işini halledemiyoruz. Tabii orada biraz başkasının parasını yiyerek kalkınıyoruz falan gibi böyle kendine avutmalar var. Kimse bize para yedirdiği yok. Onu da söyleyeyim. Kendi paramızı yiyoruz, hatta üstüne de veriyoruz. Çünkü bu cümleyi de tam bir açıklığa kavuşturayım. Efendim bizim tasarrufumuz 90'dır. Onun için yabancı tasarrufa muhtacız. O geldiği için biz de ancak kalkınabiliyoruz. Onlar para vermese biz kalkınamayız. Bundan daha yanlış bir cümle olmaz. Evet. Hiç bu yabancılar böyle bize para vermiyorlar. Kaşıkla veriyorlar, sapıyla geri çıkartıyorlar. Yine ne yapıyorsak kendi gayretimizle yapıyoruz son tahlilde. Onu da söyleyelim. Ben bu planla, işte planla değil pardon, program bir stratejik hedef var mı diye baktım. Yani satırların arasını okumaya çalıştım. Sanki böyle bir, benim o tabii biraz da kendi düşüncemi yansıtıyorum. Buna yansıtma denir. Yani cari açıksız büyüme. Ya yani böyle bir slogan bekliyorum ben. Böyle bir angajman bekliyorum. Çünkü hep bu cari açıkla büyüyelim, cari açıkla diyoruz. Gidip çuvallıyoruz işte. Yok swap yaptık, bilmem ne yaptık. Birisi oturuyor hesap ediyor. Türkiye'nin rezervleri eksi de falan. Yani bir karın ağrısı içinde bir durum var. Bankalarda 217 milyar mı 240 milyar dolar döviz mevduatı var. Türkiye'nin bunun parası yok. Yani yani tuhaf bir durum. Yani çelişki o kadar açık ki daha fazla bunu didiklemeyeyim. Bu programın kapanmasını da Asaf Hoca'ya bırakayım. Hocam bir cümle Asaf Hocam. Evet, yani bütün mesele nereye gittiğini, bu programın iktisat politikalarının nereye yöneldiğini anlatması lazım. Artı bu iktisat politikalarının uyumlu, ne ölçüde o söylenen yollar uyumlu olduğunda ikna etmesi lazım. Peki. Değil mi? Bunun bir işe yaraması için. İkna yani, etmesi lazım. İkna etmesi lazım. Yani hakikaten bunlar tutarlı. Yani bu hedefler birbiriyle tutarlı. Bu hedefler için öngörülen politikalar bu hedeflerle tutarlı. Bu sayılar da, bu tahminler de, evet, bu politikalar ve bu hedeflerle uyumlu diyebilmemiz lazım. Şimdi bunu yapıyor mu? Buna girersek şimdi son saniyede bize de haksızlık olur. Orta vadeli programa, yeni programa da haksızlık olur. Ama peki, yani esas sorulması gereken soruyu Ege şey yaptı yani. Hedef, politikalar ve verilen sayılar. Bu üçünün arasındaki uyumluğa bakmamız lazım. Hocam sayılar... İş tutarlılık. İş tutarlık. Tabii ki iş tutarlık bu yani. Sonuna geldik hocam. Eğer hedefte kafası karışıksa, yani birbirinden imkansız aynı anda iki hedefi birden tutturmak istiyorsa zaten olur, baştan koyvereceksin. Peki yani, hocam çok teşekkür ederim Asaf Hocam. Sayılarla bu dönemde çok daha fazla aşırı neşiriz.
sayılar, hangi sayılar, neyi sayıyoruz, neyi saymıyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol, sağ ol. İyi akşamlar. Egecan sayın. İyi akşamlar diyoruz biz de. Aman dikkatli say sen de yani. Evet hocam. 22'de buluşmak üzere.